Merhaba hocam. Merhaba, merhaba. Bugün de böyle oldu. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Koşuşturma. Telefonlar susmuyor. Ben kısayım mı gene sesi? Normal mi her şey? Yo, gayet iyi. Ben de gayet iyi. Saçlar 10 numara bu arada. Güzel olmuş. Teşekkür Gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Vallahi biraz fazla derine girdi. Çok kesmedik ama berberler bu ara Değil mi? mekaniğe bağladığı için Aynen. hemen 10 dakikada Biraz tahliye edildi. öyle. Yani berberler biraz şey ya, biz sıradayız yani. Bekliyoruz. Biraz değişik. Evet. Aynen. Ya benim hesabımla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden size açtırdım yayını. Arkadaşları da uyarmış olalım, bilsinler. Olsun olsun, Çok az hiç problem değil. kısabilirsiniz hocam bu arada benim sesimi. Çok az kısabilirseniz. Tamam. Tamam mıdır? Tamam, ses geliyor. Tamam. Orçun hocamız Orçun da geldi. hocamızı gördüm. Selam. Evet, aynen öyle. Aynen. Yayına girdiğimde Göksel'in hocayı gördüm sanırım. Doğru gördüysem. Yanlış Evet, görmemişim. aynen. Ben şöyle bir hocam bugünkü duyumlarımı bir paylaşayım sizinle, sonra yorumlara başlayalım, olur mu? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, dün biliyorsunuz ben hatta yayınladım, bir takım sahibiyle konuştuğumuz zaman bize şey demişti, işte federasyon kulüplere destek olacağını en azından ima etti, gösterdi bize. Katılım ücretlerinde kolaylık sağlanacak, hatta indirim yapılacak ve buna benzer şeyler söylemişti. Ama yani bir anda bugün başka bir, sağ olsun değerli başkanımız, yine başka bir değerli başkanımız Bener'de, onunla konuştum. Yani o tam tersini söyledi her şeyin. Hani kulüplere herhangi bir yardım olma ihtimali olmadığı, federasyonun zaten sponsorlarından paralarını alamadığı, ki bu senaryo biraz daha sanki doğru gibi. Aynen. Herhangi bir indirim olmayacak katılım ücretlerinde, ama belki zam olmayabileceği. Ve işte kulüplerin de en azından iddia ile ilgili talepleri bulunduğu, iddia ile ilgili en azından 7 yıldır aynı biliyorsunuz ücretler. Bunların Aynen. yükselmesiyle ilgili bir talep olduğunu söyledi ve ben şunu anladım. Hepimizin beklediği görüşmede aslında biraz dağ fare doğurdu diye düşünüyorum. Yani hiçbir gene şey çıkmadı, net bir sonuç çıkmadı. Sizin duyumlarınız nasıl hocam? Yani daha önceki programlarımızda da zaten söylemiştim. Hı. Yani kulüplerin bir ay oluyor herhalde söyleyeli değil mi? Evet. Bu bir sonraki sezon neler yaşayacaklarıyla alakalı eksi bakiyeyle başlayacaklarını, sıkıntı olacağını söylemiştim. Fakat tabii ki affınıza sığınıyorum. Hani kulüpteki oyuncular eğer alacaklarını şey yaptılarsa, fedakarlık yaptılarsa ona ben bir şey söyleyemem. Kulüp Tabii ki. politikasıdır. Fakat daha Mart 19'a gelmeden önce 2-3 ay kulüplerin sporculara borcu vardı. Fakat hani dediğim gibi şaşırdım mı? Biraz şaşırmadım işin açıkçası. Bir şekilde devam edilecek ama ben şu bir haftaya kadar çok ilginç şeyler duydum. Kapanan kulüpler, haklarını satanlar. Ya bir anda durdu biliyorsunuz durdu durdu bir anda başladı. Hani bunları araştırmadım ben. Sadece hani muhabbet arasında bunları söylediler insanlar. Ben de daha önce TR-BOM'un da Evren Bey'in programında söylemiştim dedim. Hı. Ayağımızı yorganına göre uzatmak en önemlisi. Ama bizde işte Evren Bey iletişim yok konuşamıyoruz. Bir ay önce konuşsaydık bir ay önce insanlar bir araya gelseler de daha farklı olurdu. Çözüm bulunurdu. Bugün bunları konuşmuyor olurduk bence. Yani sizler gibi ben bir basketbol profesyoneli olmadığım için hatta bu soruyu çok sordum Estağfurullah. başkanlarımıza da, koçlarımıza da. Hani siz bir araya geldiniz mi diye çok sordum. Ve hep aldığım yanıt hayır oldu. Yani siz bir araya geldiniz mi? Hani talepleriniz en azından bir konuştunuz mu? Hani çünkü biliyorsunuz o kapıyı çalıp gittiğiniz zaman bir şeyleri sunmak lazım. Şimdi görüyorsunuz siz de ligi belki bütün maçlarda 40 sayı yemiş takım bile işte bir şekilde birileriyle ilişkilerini kullanarak işte bizim şu kadar paramız hazır, biz de TKBL'ye adayız falan diye haberler yaptırıyorlar. Tabii bu güneşin bu kadar sıvanmasının sebebi de maalesef, bence belki bazı fazla, biz federasyonla ilgili ben kendi adıma konuşayım, bazen bazı şeyleri sorguluyorum ama sanki kulüpler de, hocam ne diyorsunuz, hani bir araya gelip sanki tek elden bir kararla acaba gidip de otoriteyle bunu paylaşamıyorlar mı sizce? Valla 2015-2016 yılında, 2014 yılında kulüpler olarak bizler, hani ben antrenördüm ama bir kulübü temsilen oradaydım. O zamanlar çok daha yapıcıydık, bir araya geliniyordu. Şu an niye bir araya gelinemiyor? Onu tabii ki sabaha kadar belki konuşuruz, dertleşiriz ama gerçekten ben de bu sezonu anlamış değilim. Yani neden birilerinin aklına bir şey gelmiyor da bunu talep etmiyorlar? Ya da talep ettiler, daha önce söyledim. Birçok yerden tebrik edildim ama birçok yerden de eleştirildim. Yine söylememin arkasındayım.
yani kulüplere ne söyleniyor, ne yapılıyor, ne kadar tutarlı insanlar ya da federasyonumuz bilmiyorum. Hep ortada bir şeyler dolaşıyor. Bunlara da birinin çıkıp bir şey söylemesi lazım ki kulüpler de önünü rahat rahat görebilsin yani. Ne yazık ki oyuncu da kulüpler de önünü göremiyorlar yani. Birilerine söyleniyor ya da birkaç kişiye söylenmiyor. Peki ben bilmediğim için hocam, siz tabii ki kesinlikle aslında bilmeyenler daha önce belki yayınımızı izlememiş anda olabilir ama sizin tabii ki sahadaki aslında aktifliğiniz kadar bir de mutfak tarafında da çok ciddi aktif yanınız var. Sürekli projeler ve çalıştaylar içerisindesiniz. Ya şu anki yapıyı bize bir anlatabilir misiniz? Ya kulüpler bir karar aldığı zaman veya federasyondan bir talep etmek istedikleri zaman hani çat kapı her kulüp kendi gidip talep mi ediyor şu anda? Gerçekten durum bu şekilde mi? Şöyle söyleyeyim, biz güzel bir şeylerin ortasındayız, daha doğrusu ortasına kadar geldik bir birlik açısından. İşte Orçun hocamızla beraber çok değerli insanlar da var. İlk defa böyle kadın tarafında çok ciddi güzel bir yapılanma içerisindeyiz. En azından insanlara sesini duyurabilsin, ciddi anlamda güzel bir ortam oluşsun istiyoruz. Bunu da gerçekten ortasına kadar geldik, hatta sonlarına yaklaştık ki en azından insanlar oradan seslerini rahat rahat duyurabilirler diye. Ama şu an ben bir aydır hiçbir yetkiliye bazı konularda ulaşamıyorum kadın tarafında. Ben buna ulaşamıyorsam şu an işin içinde olanlar bence çok zorlanıyordur. Peki hocam, bunu ben yine kendi hesabımda paylaşmıştım. Size de tekrar sormak isterim. Şu an mesela Bursa takımı, Murat Alkaş hocamız, çok değerli bir hocamız var. Çok değerli bir camia. Maddi imkanları da biliyorsunuz, bir sanayi şehri sonuçta. Yerinde. Aynen. Yağmur bulu transfer ettiler. Yabancılarını aldılar. Çok kaliteli bir yabancı. Çünkü onların yukarıya çıkmak gibi bir hedefi daha doğrusu gerçekçi olarak yok. Çünkü 8. en son 8.ler diye hatırlıyorum. Evet, ama mesela Mardin takımı, Emlak takımı, İstanbul Üniversitesi. Hatta ben bunu Nesibe Aydın'da katıyorum. Mesela dün sabahki ve akşamki haberler arasındaki en büyük uçurumlardan birisi de oydu. Sabah böyle bir haber geldi. Nesibe Aydın'la Ceyhan'ı çıkarıyorlar diye. Akşam haber geldi. İşte Sayın Ömer Onan demiş ki biz kimseyi çıkaracağımızı söylemedik. Kimse çıkmayacak, kimse inmeyecek demiştik. Ha, başka bir ekstra bir durum olursa, hani lige katılamayan bir takım veya bir şey olursa o zaman değerlendiririz demiş. Şimdi bu sürecin uzaması siz, tabii ki sizin için de geçerli. Albedo olarak belki siz de bilmiyorsunuz. Şu an Albedo'da evet. Geçen sene kalmadığınız için Albedo olarak konuşuyorum. Sizin evet. Plan yapmanızı engelleyen bir süreç var. Bunun deadline artık nereye kadar? Ya bu tarihten sonra dönüşü olmaz dediğiniz yer neresi? Yani bir kulübe bu tarihten sonra sen şu ligde oynayacaksın dediğin andan itibaren artık geçmiş olsun. O kulüp oraya hazırlanamaz, o lige. Hangi lig olursa olsun. Valla Evren hocam şöyle söyleyeyim. Yani geçen çok güzel bir soru. Geçen senelerde, bir önceki senelerde de Ağustos'un birinde haber geliyordu kulüplere. Yani ondan sonra o kulüp nasıl oyuncu bulsun, nasıl yapsın? Yani bu gerçekten söylüyorum aslında federasyonumuz evet bu konularda çok zor bir dönem yaşıyoruz hep beraber. Fakat emin olun iletişim yok, bir araya gelmek yok. Daha önce söyledim Evren Bey, kriz masamız yok. Yani bir kriz masasında bir görevli olur, TKBL'deki bütün kulüplerin teker teker isteklerini öğrenir, KBBL'ye bakar, Süper Lig'e bakar. Ya bunlar... Aslında bir haftayı almaz. Yani niye bu kadar çok dediğim gibi sürüncemeli gidiyor onu anlamış değilim. Bu sefer de Temmuz ortasında bana da bugün haber geldi. Temmuz ortasına kadar bekleyelim. Niye bekleyeceğim ben Temmuz ortasından sonra? Yani ne yapabilirim? Bazı kulüpler transfere devam ediyor. Evet. Ya o kadar çok bir çıkmaz var ki ve çelişki var ki. Yani sanırım Evren'e, bana, Ahmet'e, Ayşe'ye söylendi, diğerlerine söylenmedi gibi oluyor. Yani işte değişik, gerçekten değişik yani. Hani bazı şeyler gerçekten beni şaşırtmıyor ama bu kadar mı diyorum yani. O yüzden yani herhalde insanlar, birileri bir şey biliyor ama kimse kimseye söylemiyor. Bizim zamanımız öyle değildi yani. Herkes gerçekten konuşurdu birbiriyle. Sadece oyuncu alıp verişlerinde biraz kimse kimseye söylemezdi. Gizliden hallolurdu tabii ki, transfer politikası. Tabii ki. Ama hep yani dediğim gibi değişik ya. İlginç yani. Yani herhalde Temmuz ilk haftası gibi bence tamamıyla çözülmesi lazım. Hocam mesela ben bireysel olarak belki de haddim olmayarak bir şey söyleyeceğim ama kızmazsınız inşallah. Ben biliyorum ki birçok kişi bana, işte sizle biraz daha tabii sohbetimiz, hoş dostluğumuz var. Ya Erdem Hoca işte boşa çıkıyor mu? Erdem Hoca bize gelir mi acaba diye soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bana üç kişi net olarak sordu. Yani ben dedim ki Erdem Hoca'yı ben bilemiyorum, bir şey de diyemem.
Şimdi Erdem Tunçler bireysel hedefi olan, basketbolla ilgili hedefleri, hayalleri olan, projeleri olan bir adam. Bu adam şu anda Albedo'da devam edecek mi, etmeyecek mi? Albedo hangi ligde oynayacak bilmiyor. Şimdi o üç takım başka hocalarla anlaştıktan sonra siz 15 Temmuz'da yanlış anlamazsanız, işsiz kalırsanız bununla ilgili telafiyi verecek olan kişi kim olacak? Kimseyi bulamam. Kimseyi bulamam. Yani benim Allah'tan listem hazır. O oyunculara da bakıyorum. Şu an hala bir yere gitmediler. Çünkü ben hep söylüyorum ya, transferler kulüplerimiz ne yazık ki, bunu da size söyleyebilirim rahatlıkla. Biz yani bir oluşum içerisinde olduğumuz için çok değerli antrenörler var orada, büyüklerimiz var. Rakamları ben çıkarttım ama rakamları ortaya çıkartan kulüp ve oyunculardı. 2018 sezonunda hemen söyleyeyim, %68 kulüpler kendi aralarında transfer yapmışlar. Yani Ayşe Mehmet'e, Mehmet Ayşe'ye o şekilde böyle devam ediyor. Bu bakımdan dolayı hala kulüplerimizin altyapıları yok. Oyuncu yetiştirmek gibi bir gayemiz yok ne yazık ki. Ya da var olan Anadolu'da, her zaman söylüyorum, niye bu kadar bakılmıyor bilmiyorum. Belki bunu Çukurova şu an iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü orada Halil hocamız var. Ama sadece Halil Hoca ile değil, birçok antrenörün mutlaka bu pandemi döneminde oyuncuları izlemesi lazımdı. Şu an çok değerli 2002-2001 doğumlu oyuncular var. Neden onlar alınmıyor? İleri süreçte en azından belki bu sezon bir fayda sağlayamaz ama sezon ortasından itibaren çok ciddi, o oyuncu 80 bin 90 bin liralık oyuncudan daha çok iş yapar. Neden kulüpler hala Ayşe Mehmet'e, Mehmet Ayşe, yani niye kendi aralarında sürekli oyuncu değiştiriyorlar? Ben anlamış değilim. Ki bunu Murat Yapıcı başkanım, Mehmet Bey çok iyi bilirler. Ben her zaman onlara da söyledim. 2015 diyorum Evren Hocam. 2015'te kurulsaydı belki bugün o takımlar KBBL'den de girip, şu an bir başkanın iki tane takımı vardı TKBL'de. Asansör gibi, Fenerbahçe Alpele gibi. Neden bu yapılmıyor da hala biz belli oyunculara bu kadar yüksek meblağlar ödeniyor? Sonra da deniliyor ki niye aldınız bu kadar meblağı diyorum. Yok ki hocam diyor. Ya alttan yetiştirmediğimiz sürece olmaz tabii. Yani bunları neden hala yapmıyorlar? O yüzden benim açımdan bir sıkıntı şu yok. Yani ben de evet bekliyorum. Bugün kulüp başkanımıza da konuştum. Ama tabii benim şeylerim farklı yani. TKBL'yi çok seviyorum. TKBL bambaşka bir yer. Kesinlikle. Çok dersler aldım. Gerçekten dersler aldım. Hayalim bir takım var. İnşallah hayal takımı gerçekleştirebilirsem ve altyapımı da oluşturursam bu sene İnşallah. 4-3 ayda biz altyapımızı oluşturduk ve şampiyon olduk genç kızlarda. Üst lige çıkma başarısı gösterdik. Bunu ben diğer kulüplerde, TKBL'de, yapılanmış kulüplerde yapmam daha kolay olur, değil mi? Yani Kesinlikle. ben hazırım o konuda. O yüzden benim nokta atış dediğim, yani Ankara'da, Mersin'de, Edirne'de gerçekten çok değerli iş yapacak oyuncular var ama hala onlar beklemedeler. Yani menajerler de burada birazcık daha, tabii hem kızıyorum, yani haddim değil belki ama biraz serzenişte bulunuyorum. Ben o konuya Hep da belli gireceğim biraz. oyuncuları, belli oyunculara, takımlara yönlendiriyorlar. Ben o Yani konuya da üzülüyorum yani. biraz gireceğim, evet hocam. Yani Enes Atıcı Bey geldi bu arada. O da hem spor okulu sahibi hem de takım sahibi olacak çok yakında inşallah. Basketbola bomba gibi İnşallah, geliyor. inşallah. Hep Erdem hocamın yayınına denk geliyorum bu sözüm ama arada köprü olacak sistem acil gerekli. Plansız nereye kadar? Ya ben de aslında söylemek istediğimi çok güzel söylemiş Enes Bey. Yani ben Evet, de mesela köprüyü dışarıdan bir göz oluşturuyoruz işte. olarak belki kaynakta sorun arıyorum ama sanki yolda da bir sorun var hocam. Hani yani bugün bakıyoruz elini kolunu sallayan gidiyor federasyona. Artık ne konuşuyorsa muhtemelen herkes bir proje söylüyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte birisi diyor benim Evet. şu kadar. O zaman bu ligler niye oynanıyor ki? O zaman herkes bankaya cüzdanını getirsin, koysun ortaya. Bakalım sende 500 bin var, sende 750 bin, sende 1 milyon. Erdem sende 1 milyon var, gel. Evren sende 500 var, sen defol git öbür sene gel. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olamaz yani. Yani bu bir olma konusunda sanki hocam yani federasyonun haricinde kulüpler tarafında çok büyük bir kaos var. Valla biz ilk defa bir ay önce başladık bu işe. Biz çok ciddi anlamda o köprüyü oluşturacağız. Çünkü kadın tarafında şöyle bir sıkıntı var. Erkek tarafını karıştıramam, bilmiyorum. Ama kadın tarafında şöyle bir durum var. Bilmiyorlar Evren Hocam, bilmiyorlar. Yani bugün bilmiyorlar derken belli yetkideki olan insanlar işi bilmiyor demedim. Kulüpleri tanımıyorlar. Kimin ne kadar yatırım yaptığını, kimin neler harcadığını, kimin bu işe ne kadar ciddi baktığını bilmiyorlar. Bizim tek isteğimiz o köprüyü oluşturup, yani Evren Hocam o iş öyle olmuyor ama
bakın gelin bir de böyle deneyelim. Bakın böyle olursa daha iyi olur diyebileceğimiz işte Orçun hocamızla ve yakında açıklayacağız inşallah. İnşallah. İlk defa Türkiye'de bir ilk olacak. O kadın ayağını oluşturduk bence. Yakında Gerçekten. açıklayacağız. Ama biz sadece federasyona bağlı değil. Biz siyah siyah, yeri geldiği de beyaza beyaz diyeceğiz. Biz kimseye karşı değiliz. Bunu da zaten açıklayacağız. O yüzden hani amacımız sadece şu, üreten insanlar varmış demek ki kadın basketbolunda. Yalnız kalınmıyormuş. Demek ki üreten insanlar gerçekten üretiyorlar. Ve bunları da bizim söylediklerimiz her şey doğrudur diyemem. Ama o köprüyü kurmamız lazım diye ben biraz sağ dışına geçtim. Yoksa antrenörlük yapabileceğim kulüp kalmayacak. İki gün sonra kovulacağım ya da farklı farklı şeyler olacak. Olmayacak. İstediklerim olmadığı için biraz sahanın dışına doğru kaydım. Ama tabii ki elimden geleni de yaparım. Hani TKBL bambaşka bir şey yani. Seviyorum. Şampiyonlar Ligi gibi benim için. Problem yok. Süper Lig hariç ben onu bilemem. Belki gitsek iki ayda çözeceğiz ama bizim haddimiz değil. Alaaddin Kurt başkanımız bu arada. Denge Okulları başkanı. Hoş gelmiş değerli başkanımız. Hoş bulduk. O da çok gerçekten hoş bulduk diyorum. O da gerçekten çok güzel işler yaptı. Denge Okulları yani bir iki transfer daha mesela yapılsaydı çok daha farklı yerlerde belki de yapılacaktı bilmiyorum ama gerçekten çok değerli gençler var orada. Mesela oradan acaba başkanıma söylüyorum acaba bir teklif var mı oyunculara? Yani çok değerli oyuncular var. Niye biz hala o kadar yüksek meblağlarda oyunculara para veriyoruz ama Denge Okulları gibi birçok yerde gerçekten çok özel oyuncular var. Neden Sula var kullanılmıyor biliyorum. Ben onu Sula Dikmenoğlu var. Anlamadım. İnanılmaz oyuncu. Selin Rachel Gül var. Yani hakikaten çok iyi oyuncular Evet. var. Bu arada Mesut Bey bir şey sormuş ama ben biraz kontrasına da gideceğim kusura bakmasın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş altyapıdan çok fazla sporcu oynatacak bu sezon. Kesinlikle katılmıyorum. Sadece Beşiktaş belki oynatabilir. Mecburlar Erdem Hocam. 2-3 seneye harika bir nesil geliyor. İnşallah çok güzel ağzınız bal yesin ama Galatasaray'da Sude Yılmaz varken gidip Cansu Köksal'ı alıyor. Yani Fenerbahçe'de biliyorsunuz ya biraz ben de bugün biraz şeyim heyheylerim tepemde. Yani Fenerbahçe'de Duygu Özen gibi bir pırlanta varken bir dakika bu kız oynatılmıyor. Yani Beşiktaş'taki çocukları Barış abi oynatmak istiyor ama yani son gün yine bir takım kurulacak o çocuklar gene oynayamayacaklar. Yani bu TKBL'deki aynen o söylediğiniz havuz hocam şöyle bir çanağın içinde işte 100 oyunculuk bir havuz var. Onlar bütün köşeleri tutmuşlar zaten kimseye de bırakmıyorlar. Yani aynı oyuncu 4 tane takımı 1. lige göndermiş Süper Lig ama hala 2. ligde devam ediyor. Şimdi buradaki bu tortu olarak düşünüyorum ben bunu. Bu arkadaşlar alt liglere gitseler oradakilere ablalık yapsalar gerçekten çünkü onların tecrübelerine alttaki kızların daha çok ihtiyacı var. Yarışmacı Aynen. takımlarda bu işte 2000, 2001, 2002 hatta 2003'lü kızlar oynasa o zaman 2-3 seneye harika bir nesil gelmez mi? Biraz da uzattım soruyu ama kusura bakmayın. Zaten ilk programlarımızın başında benim istediğim şey oydu. KBBGL. Yani ben boşu boşuna bunu onaylıdır da bu arada. Gerçekten beğenilmiştir. Onaylıdır dediğim beğenilmiştir. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri, Çukurova gibi takımlardan çıkan oyuncuların KBBGL'de kendi yaşıtlarıyla. Şimdi bazı büyüklerimiz de bunu söyledi ama biz onlarla konuştuk. Kendi yaşıtlarıyla oynamaları tamamıyla kesinlikle orada genç takımdan çıkan oyuncuya ablalık yapabilir. Yani 18 yaşındaki bir kız 21-22 yaş sınırını niye koydum? Orada ablalık yapabilir. O çocuk orada oynayarak yukarı çıksın. Benim derdim o. Çünkü yukarıda zaten gelişemiyor. Yani ben gerçekten Türkiye'nin yani kendisi kulüp ismi vermeyeyim daha önce de söyledim ama inanın Evren Hocam çok iyi bir şutör. Şu an TKB'li de. Yani cana yakıla gerçekten aradım ki albedo da olsun diye. Hani KBBL diye belki kafalar farklı çalışıyor ama gitti orada oturdu. İnanın şu an TKB'de bir dakika alıyor. Ama bu çocuk KBBGL'de oynasa, yaş sınırı olan ligde oynasa, belki yaş sınırına hukuksal olarak olmaz diyor ama bu zamana kadar kaç tane hukuksal yönde yapılmayan denilen şey yapıldı. Bu da yapılır federasyonumuz tarafından. Sıkıntı değil, önemli değil. Gelecek vaat eden oyuncuları oynadığı bir lig olursa çünkü gelişi KBB yani bölgesel lig 16 ile 21 yaş arasında oynanan bir lig bakıldığı zaman. Bu çocuklar orada oynayarak yukarı çıksınlar. Benim tek derdim bu. Yani TKB'de gidip de orada oturmak oyuncuya bir şey katmıyor. Sizin de dediğiniz gibi bugün Beşiktaş'ta yarın sizin zaten TR Woman'da gördüm. Seneye daha mı kötü olacakmış bilmiyorum ama yani
onlar için çok önemli bir atılım olacak gençler için. Umarım kendilerini gene gösterebilirler. Ama sizin dediğiniz gibi iyi bir takım kurulsa ne olacak? Kafadan 6 tane kız gitti. Nerede oynayacak bu kızlar? X bir takıma gidecekler. X bir takımda da kenarda oturacaklar. Yani biz oyuncu oynayarak gelişir. Bunu her zaman söylüyorum. Oyuncu oynamadan bir şekilde gelişmez. Yani ve TKBL'de de öyle çıkayım da kendi yaşından büyük oyunculara karşı oynasınlar diyebileceğimiz skalada oyuncularımız çok az. Derin Erdoğan'dan bahsetmiyoruz. Beş tane İstisnalar tercih kaideyi ediyorum. bozmaz. Beş Onun tane dışındaki tercih ediyorum. oyuncular çok az tecrübeli. Bu bakımdan oyuncu oynayarak gelişirse, kendi yaş grubunda oynarsa o zaman yukarıya daha rahat çıkar. O havuzdan da TKBL'de Süper Lig ekipleri de oyunculardan o havuzdan oyuncuları alır. Güvenemiyor çünkü. Beşiktaş'ın altyapısından çıkmış oyuncu TKBL'de Güre mesela düşünüyor. İyi midir, kötü müdür, nasıl bir sürpriz çünkü yani. O yüzden ama oynasaydı bu kız Güre onu görseydi o zaman niye olmasın? Alaaddin Bu arada Başkan oyunculardan Galatasaray, ben Galatasaraylıyım. soruyorlar. Orada yazan oldu. Yoksa Fenerbahçe'nin de evladıyımdır bu arada ama işimiz ayrı, takımımız ayrı. Ben de Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ın evladıyım ben de. O zaman bayağı bir Yani karmaşık. ben 13 sene oynadım Fenerbahçe'de çünkü. Ama Vallahi. hiçbir zaman tabii üstümüzdeki formanın rengi ayrı. Vallahi biz de böyle bir Beşiktaş hayranıyız. Yani yalan yok. Canlı yayında da söyleyeceğim Fenerbahçeliyim ama Evet. Beşiktaş'a hayran oldum son 2 senede. Alaaddin Başkan diyor ki oyuncularla kendimiz devam etmek istiyoruz. İnşallah başkanım ne diyelim. Siz İnşallah, oynatıyorsunuz inşallah. valla. Aslında bu tespitlerin hiçbirinin dengeyle çok şeyi yok. Siz hepsini zaten oynatıyorsunuz. Tabii Önemli tabii olan da yani denge hocamızın dediği gibi. o konuda. Ne olacak şimdi? Denge yarınlarda önümüzdeki sene KBBL'den devam eder mi bilmiyorum. Kulüp başkanımız burada. Devam ederse benim üzüldüğüm konu şu Evren Hocam. Takip etmiyorlar. Antrenör kendini geliştirecek. Benim üstadım Halil Demirbilek buradan söylüyorum. Her gün maç izler. Her gün oyuncu analiz eder. Antrenör kendini geliştirecek. Ben 2006-2007'ye kadar 300 oyuncu varsa ben ya en azından 200 tanesini aşağı yukarı tanıyorum, biliyorum. Denge okullarının bir sene sonra diyecek ki kulüpler, aa bu oyuncu nerede oynadı? 2 senedir dengede oynuyor, senin haberin yok. 2 sene önce oyuncuyu alsaydın, bugün 90 bin liraya oyuncuya o parayı vermezdin, 3 senelik anlaşma yapardın, senin kulübünde oynardı. Bunu düşünemiyorlar mı? Ben anlam veremiyorum. Yani hala geç kalınmış bir şey yok ne yazık ki. 2015'e göre evet ama şu an bile hala ben 30 bin lirayı, pardon 40 bin lirayı, 45 bin lirayı altyapıma bu şekilde şehir dışından transfer yaparak bu şekilde bu yatırımı yaparım yani. Peki hocam, Enes Bey bayağı derine dalmış. O konuları özelde konuşuruz. Enes Bey. Katılıyoruz. Evet. Mercedes şeyimiz var. Mercedes'iniz var ama köyün yolu yok diyor da çok doğru söylemiş. Yani işte. Oyuncularla kendimizi anlatıyoruz. Peki şimdi aslında söyleyeceğim şey bilmiyorum artık biraz insanlar da üzülebilirler söyleyeceğim şey ama ben 133 tane hocam şey yapmışım. Oyuncular ağırlıklı. Yani 100, 125 falan oyuncudur. Canlı yayın yapmışım. Ya şunlara şahit oldum. Gerçekten sebebini merak ediyorum. O yüzden ya ben size basketbol ansiklopedisi diyorum. Size soracağım. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun, Yani çok teşekkür ederim. oyuncuya soruyorum. Diyorum ki Women NBA izliyor musun? Hayır diyor. Peki diyorum Süper Lig'den bir 5 yapabilir misin? Yapamam diyor. Peki diyorum hani bu sene oynadığın en iyi oyuncu kimdi? Ya işte şu takımda bir abla vardı ama adı neydi diyor. Sonra en son şunu soruyorum diyorum ki, ya sen basketbol oynamak haricinde bir şey yapıyor musun? Hani ilgileniyor musun? Yani bir basketbol sanki şeyi geliyor nesli. Tamam oynuyorlar. Hani hakikaten oynuyorlar. Profesyonelce oynuyorlar ama onun haricinde sanki umurlarında değil gibi hocam. Ben yanılıyor muyum? Bu birazcık menajerlerin hatası. İkincisi yani hatası derken mutlaka menajerler söylüyordur, sporcu menajerleri. Ya bizim şu anki menajerimiz de sporcu menajeri, aynı zamanda menajer, takım menajerimiz de. O da her zaman söyler. Çok değerli ablalar var. Şimdi atıyorum Ece Melke soruyorsunuz, çok iyi abla diyor. Ama onun hayatını örnek almış mı? Onu dinlemiş mi? Onu neler Omurgasını kırıp yapmış? biliyor mu? Örnek verdim Ece Melk için. Yani Yani. yanlış anlaşılmasın. Sizin dediğiniz gibi yani sadece seneye ne yapacağım? O 30 almış ben 50 alayım mı? Bir kendi pozisyonunda dediğiniz gibi maç izlemezler. Kendilerini geliştirmezler. Bakmazlar. Yani resmin büyüğünü görmeye çalışmazlar. O kız oraya gitti ben niye buradayım? Tek dertleri bu. Yani
İşte o 2002'liydi, atıyorum Güre'ye gitti. Ben de 2002'liyim, beni niye kimse... Ya sen kendini geliştirmeye bak, sürene bak. Takım seçiyorlar. Yani biz ve benim eşim keza öyle. Ondan önceki ablalarımla da ben, Nevriye ablalarla da, onlarla da büyüdüm. Ya onlarda öyle bir takım seçme falan yok. Yani gittiği takımı oynar, elinden geleni yapar, değerlendirir. Ama neden böyle bu yeni nesil şu an böyle bilmiyorum ama bu %25, %30 menajer, %30, %35 de bence antrenörler de o sezon onu kullanıyor. Söylüyor, belki de söylüyordur. Ama oyuncular farklı algılıyorlar. Oyuncuların kafası farklı yerde. Birinin lafıdır, oyuncunun aklı tokasındaysa, ayakkabısındaysa, şortundaysa kolay kolay ondan oyuncu olmaz. Yani çok değerli, gerçekten söylüyorum. Gülşah Kayalar, Nevriye, Birsel'ler. Hiç bir bakar mısınız yani Birsel vesaire hiç bu şekilde oynamışlar mı? Hiç makyaj yapıp böyle maçtan sonra başka yerlere gitmişler mi? Evine gitmişler, işine gitmişler, devam etmişler. Bunları örnek almaları gerekiyor. Yani o yüzden belli bir kesim var. O belli bir kesim gerçekten dediğiniz gibi ya yanlış anlamasınlar, kızmasınlar ama gerçekten günlük yaşıyorlar. Öyle söylesem daha iyi olur. Yani bugün ben Evren abi işte beni Bursa istedi. Yarın ne olacak? Yarın beni kimse istemiyor. Ne yaptın? Peki o dönemde ne yaptın? Sinirlendim. İşte olmadı. Bakmadım. İlgilenmedim. Yani biraz üzücü tabii bunlar. Ne yazık ki üzücü. Bakmaları yapmaları lazım. Ecrin bizim kabiliyetli kardeşimiz. Ecrin'cim seninle alakası yok konunun. Ben şahsen abi diyor Women NBA'yi izliyorum. Aynı zamanda değerli oyuncuların özgeçmişlerini yaşadıklarını okuyorum. Aferin sana. Aynı zamanda bütün canlı yayınları işte izledim. Bu. Ablaların hepsini izledim. Bak işte biz de bundan bahsediyoruz. Yani bak sen bunları yapmışsın ama biz yani çok özür dileyerek söyleyeceğim. TKBL'de oynayan kişiye suflesiz ilk 5 yaptıramıyoruz yani. Ya sufle vermezsek yapamıyor. Yani 4 numara bakıyor. Ya şunu yazalım mı diyorum. Tamam hadi onu söyleyelim diyor. Yani, ya yani sen aslında ne yapıyorsun? Şey var. Bütün gün gittiğin işin mi senin? Bilmiyor musun ya? Yok. Ya bir de şöyle bir şey var Emren Bey. Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardır biliyorsunuz. Hani hakim olmak istiyorsunuz ama eğer gidip Netflix'te bir o yabancı dizi izleyip de buraya o dizi izleyip de ben hakim olacağım derseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bizim ülkemizde. Fakat biraz şunu söyleyeyim. Amerika'daki sistemi ya da Türkiye yurt dışındaki sistemi izleyip de oradaki sistemi burada yapmaya çalışırken oyuncular bazen sıkıntı yaşıyor. Ya oradaki de menajer buraya geliyor. Buradaki diyor ki ya o nasıl menajer, bu nasıl menajer? Arada kaynıyor. Ya da oradaki o oyunculara verilen değerle buradaki oyunculara verilen değer farklı. Orada maçı izliyor. Herkes işte alkışlıyor. İşte çıkıyor maçtan sonra evine gidiyor. Herhangi bir stresleri yok. Buraya geliyor. Maç kaybediliyor. Kıza kızıyoruz. Göstermediğiniz bir şeyin kıza kızamazsınız. Gösterdiyseniz sonuna kadar kızabilirsiniz. İsteyebilirsiniz. Ama oradaki sistemi buraya uygulamasınlar. Sporcuların özel hayatlarına baksınlar. Kiminin gerçekten parası yokken ne kadar çalışmış, kimi parklarda çalışmış, kimi oynamamış, 2 sene sabretmiş, 3. sene, 2 sene boyunca kendini geliştirmiş mental açıdan. Kendine yatırım yapmış, 4.000 lira para alan şu an kız var. Geçen, yani bu sene, bu sezon için söylüyorum. 4.000 lira, 1.500 lirasını mentöre verin. Bu kız 19 yaşında. Bizim 25 yaşında atıyorum bir başka oyuncuya söylediğimiz gibi mentorun var mı? Yok. Psikiyatrist yani psikolog var mı? Çalışıyor musun? Yani sonuçta biz stresli bir iş yapıyoruz. Yok abi. Ne yapıyorsun mesela diyorum parayı hani öğretmeye çalışıyorum. Yedim diyor. Tamam ya afiyet olsun ye de. Tabii ki. Birazcık oyuncu kendine yatırım yapmak zorunda. Ronaldo'nun 32 tane adamla yan yana geziyor her yerde. Niye? Adamın ihtiyacı var mı? Hala var. Öyle görüyor. Kondisyoneri, doktoru, fizyoterapisti, Ronaldo tatile gidiyor 32 kişiyle beraber. Yani birazcık niye 4.000 lira dedim? Hani şunu demesinler hocam 20.000 lira alan oyuncular bunu yapar da 4.000 liralık alan oyuncu da yapıyor işte. 19 yaşında kızın zekasına bakın. Mentor tutmuş kendini. Helal olsun. 1.500 liraya abi diyor. 1.500 liraya anlaştık diyor. Her maçtan sonra konuşuyoruz falan diyor. Ya ben mutlu oldum. O kazanacak ilerleyen zamanlarda. Yasin Bey demiş ki Women NBA televizyonlar vermiyor. Yasin Bey inanın hani daha önce yayınları seyrettiniz mi bilmiyorum. Ya kendi takımındakileri sayamayanlar var ya. Ya staff'ı say diyorum, evet, sayamayan var ya. Yemin ediyorum kendi takımının staff'ını sayamayan oyuncu var ya.
Ya inanamıyorum bu kadar yani konudan böyle bazen bir haber olanlar oluyor. Ya hepsinden bahsetmiyorum. Yani şu da var. Soruları gönderiyorum. Bana dönen oluyor. Diyor ki ya Evren Bey ben basketbol konu harici bir şey konuşmak istemiyorum. 17 yaşında kız söylüyor bazen bunu. La diyor sana helal olsun ya. Tabii ki kardeşim ne demek diyorum hani sadece basketbol sorarız sana. Yeter ki sen iste yani. Yeter ki Tabii. sen iste biz basketbol konuşalım. Çünkü çatır çatır konuşuyor. Ablalarına falan taş çıkarıyor. Hani ismini bile söylerim şu anda. Emlak kontu oynayan bir kardeşim. Yani Evren Bey ben dedi iptal edelim yani. Ne oldu dedim. İşte basketbol harici dedi sorular var. Ben basketbol konuşacağız zannettim. Ya dedim senin elini öpeyim dedim ya. Ya sen yeter ki iste abicim dedim. Ben basketbol konuşalım. Yeter ki iste yani. Aynen öyle. Yani ne oldu yanlış anlamasın ben. Transferler de başka transferler var mı? Yani ben çok yani sizden takip ediyorum zaten sürekli de. Ayşe Hocam Jora'yı duydum. Çok mutlu oldum. yani Ayşe Jora Daha önce söylemiştim biliyorsunuz gitmesi aynen. lazım dedim. Yani onun adına üzücüdür tabii ki ama benim antrenör olarak orada olmaması artık gerekiyor. Çünkü her kadroda Ayşe Jora mutlaka olması lazım. Çünkü hücumda ve savunmada kattığı enerjisi, tecrübesiyle Fenerbahçe çok üst düzey. Yani Ayşe Jora üst düzey değil demedim. Yani onların hedefleri biraz farklı. Neye göre değerlendirdiler de Ayşe Jora'yı yollara ayırdılar onu tabii bilmiyorum, okumadım ama ben en azından Ayşe Jora adına mutluyum. Hiç olmazsa bazı insanlara ablalık da yapabilir. Daha Genç rahat bir oyuncu hareket zaten hocam. edebilir, daha rahat oynayabilir. Genç de bir oyuncu yani yaş sayacak bir oyuncu da değil. Hani yaş hala genç E, 4-5 değil sene değil, çok daha güzel var, oynar. daha var. Yani oynayabilir. Ya bildiğim benim duyumum hocam zaten Akatlar'da da ufak bir koçla bir gerilmişlerdi. Yani La Pena ile herhalde anlı kadar çok anlaşamıyorlar. O da artık oynayacağı bir takıma gitmek istedi. Çok değerli bir oyuncu, milli bir oyuncu sonuçta. Bu kadar Tabii. oturmaya devam ederse milli takımdaki yerini kaybedecek. Patlayıcı Aynen. gücü inanılmaz bir oyuncu. Yani ben benzerini çok az gördüm. Yani takıma sahaya girdiğinde o 2-3 dakika içerisinde karşı takıma mola aldıran bir oyuncu. Enteresan diyorum. İrem Naz Topuz Kesinlikle. Beşiktaş'ı ben yazdım. Birinci ağızdan söylüyorum. Bu haber doğru. Böyle şeyler var. Şark kurnazları var böyle falan yazanlar da o haber doğru. Yani şundan dolayı doğru. İrem Naz Topuz çok genç bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Bu sene çok iyi oynadı. Geçen seneye göre. Maliyet şu anda Beşiktaş için birinci kriter. Lütfen bunu anlasınlar. Yani Beşiktaş'ı küçümsemek kimsenin haddi değil ama yani bir de maddi bir durum var sonuçta ortada. Yani 3 milyon euroya yakın galiba bir para ödemeleri lazım ki transfer tahtasını açmak için. Yani bu sadece Evet. kadın takımı değil biliyorsunuz erkek takımı da dahil. Şimdi bu şartlar altında geçen sene 140-150 isteyen oyuncu mutlaka 200-250 isteyecek. Veremeyecekler yani kimse veremeyecek bu paraları. Sonuçta siz Elizabeth Williams'ı gönderiyorsunuz. Aldığınız oyuncuyla kıyaslanmaz bile. Fenerbahçe için de geçerli. Bu aldığı oyuncular ama yani biraz daha az maliyetli oyuncuları aldı. Yani İrem Naz Topuz haberi doğru. Ama yani iki taraftan da talep var mı derseniz yani İrem Naz Topuz biraz daha önerilmiş Beşiktaş'a diye biliyorum. Ama niye olmasın hocam yani hem 2 numara hem 3 numara oynayabilen bir oyuncu. Neden olmasın? Uygun bir Kesinlikle, maliyette. kesinlikle. Sizin fikriniz ne Aynen. hocam? Valla mutlu olurum. Yani sonuçta kendini bayağı geliştirdi İrem Naz Topuz. En azından Beşiktaş'ta ya biraz bence birazcık daha güç kuvvet anlamında biraz daha kendini o konuda geliştirirse bu sene geliştireceğini düşünüyorum. Bence çok faydalı olacaktır Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş'ı daha mı tercih edip ya da daha mı farklı bir kulüp seçerdim ben onun yerinde olsam? Ben bir tık daha Beşiktaş değil de bir tık daha farklı bir kulüp seçebilirdim. Benim düşüncem bu. Mutlaka Adana olabilirdi tarzı değil farklı. mi? Yani ABK tarzı gerçekten böyle geniş Gibi, rotasyonla gibi. oynayan mutlaka süre bulacağı başka bir takım belki. Aynen. Aynen. Belki yani Beşiktaş'ta o konuda Beşiktaş'ın ne olacağını da bilmiyoruz. Şimdi geçen sene Barış Hoca yani yemek kaşığıyla ışığa doğru gitmeye çalıştı. Bu sene şimdi sizin şeyde TRM'ın da gördüm. Gençlerle oynayacağız dedi değil mi? Yanlış bir bütçe düşecek dedi. Yani ne Yani yapacaksın? hiç Çay yabancı almama kaşığıyla mı? ihtimali var hocam. Hiç yabancı almama ihtimalleri Ama var. yani işte bir her an için her şey de olabilir. Biz 2 gün Tabii hiç sonra yabancı. bambaşka dediğiniz gibi Temmuz'a kadar, Temmuz ortasına kadar beklerler. Ondan sonra bir bakarsınız inanılmaz bir kadro kurarlar. Beşiktaş'ın o İnşallah. gücü var zaten. İnşallah. Tabii Ama ki tabii ki. Büyük bir camia. ya tersi olursa biraz sıkıntı. Beşiktaş koçu görevden ayrıldı mı? Yok hayır ayrılmadı. Barış Hoca devam ediyor. Cihat Barış Akgün Hoca. Yok Barış Hoca devamdır. Yani orada gene güzel şeyler yapar da bu sene çok çok zorlanır eğer öyle bir şey olursa. Yani Sinsina'yı biliyorsunuz hocam o Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ama yani belli bir kafasında bir tutar var. Eğer o teklif gelirse gidecek gitmez. Eğer o teklif gelmezse kalacak. Ama Beşiktaş'ta kalmayı çok istiyor. Yvon Anderson zaten gitti. Nina Bogicevic gitti. Deja Tabii. Middleton niye geldiğini anlayamadık zaten. Allah'tan o da gitti. Ondan da kurtulduk. Yani Tabii. ama
normal şartlarda işte yani Bahar Çağlar işte bütçesi çok yüksek sonuçta. Elif Emirtekin sonuçta bunların bütçeleri yüksek. Hani ayrılırlarsa insanların şaşırmaması lazım diyorum. Yani belki ortamı çok seviyorlar diye Tabii ki Beşiktaş tabii ki. anlamında Elif Emirtekin'i bilmiyorum. Bahar Çağlar artık bir marka. Ve Kesinlikle. sonuçta belki bir senede futbolcular yapıyor ya, bir sene boş kontrat imzalayayım. Belki öyle bir fedakarlık yapabilir Bahar. Kişisel olarak tanımıyorum. İnşallah. Tabii ki sonuçta yapar ya da yapmaz bilmiyorum ama belki Beşiktaş için bunu yapabilir. Neden olmasın? Duysak şaşırmayız Beşiktaş'ın ama bence yani Elif Emirtekin'in ayrılacağını ben düşünüyorum şahsım adına. Hocam İzmit'e çok yakın Elif Emirtekin ama bugün tabii Gülşah Değil mi? Atuman'ı transfer Evet. ettiler. Biraz o iş... TKBL'de var mı transfer? Ben çok yani duyamadım ama. Hocam TKBL'de Bosna işte bir şeyler yapıyor Kemal Hoca. Onun haricinde Bosna'ya Bursa da onu var. söyleyeyim mi Evren hocam? Lafınızı balla kestim. Bugün ben zaten Kemal Hoca'yı aradım. Evet, Kemal Hoca Ben gitti. zannettim ki yani genç takımla mücadele edecekler. Ben de Allah Allah dedim. Yani genç takımla nasıl mücadele edecekler? Ama şu ana kadar genç oyuncular değil mi aldıkları? Tabii ki hepsini Yani genç oyuncular aldı. inşallah bir iki üç tane tecrübeli ve iyi bir Amerikalı alır inşallah. Herhalde Amerikalıyı aldı bilmiyorum. hocam. Amerikalıyı aldılar. Ha, öyle mi? Ben Amerikalı çok geldi. takip Rookie edemedim bir oyuncu aldılar ama toplantılardan. şimdi ismini de hatırlayamayacağım. Kusura bakmasınlar. İyi bir oyuncu aldılar. Şu anda bir forvetle anlaşmak üzere. Onu da bir iki gün içerisinde açıklayacaklar. İyi bir uzun forvet hani böyle İnşallah Kemal ligde için hayırlısı olsun. aynen öyle. Süper Lig'den gidelim isterseniz. TKBL'ye ineriz isterseniz. Tamam, olur. Galatasaray, Cansu yani Galatasaray'la ilgili bazı oyunculardan ücret indirimi istemiş. Hatta direkt ücret kesintisi yapmışlar. Bugün geldi haber. Hani %30, %20 gibi. Yani bu da ciddi alacakları olan kulüpten hala oyuncular. Onlar ayrılırlar mı bilemiyorum. Bir tek şu anda da yani net olarak geçen Cansu Köksal var. Ama tabii orada genç oyuncular var 3 numara pozisyonda oynayan. Ya yani siz Suudi'ye mi yatırım yapardınız hocam yoksa yani geçen sene Botaş'ta çok kötü bir sezon geçirdi. Yani başına kötü şeyler geldi. Fransa'ya 2. lige gitti. Cansu Köksal tabii ki çok değerli bir oyuncu ama ya bir daha onu mu denerdiniz? Sizin tercihiniz ne olurdu? Piramidal üçgende yani piramidal demeyeyim yani üçgende en önemli şey tepe noktasına hedef yazarsınız. Sonra hedef doğrultusunda sezon planlaması, sezon planlamasının altına da A takım yazarsınız. Kısacası bu A takım her şeyi kapsar. Hedef planlamasıyla alakalı ben hareket ederdim. Duruma göre ya Sude'yi alırdım ya da Cansu'yu alırdım ama yine biliyorsunuz ben Türk basketbolcuların Avrupa'da oynamalarından mutluluk duyuyorum. Bir yandan bir Kesinlikle. tarafım üzülüyor, bir yandan seviniyor. Ama ben sezon planlaması, yani daha doğrusu hedefe göre değişir. Eğer Cansu Köksal'ı alıyorsanız, yanına bir iki tane daha oyuncu takviyesi yapmazsanız, bu sene böyle üçüncü, dördüncü bitireceksem Cansu'yu almam, Sude'den devam ederim. Niye alayım o zaman? Ama hedef farklıysa Cansu evet, güzel bir yapı taşı olur. Lego'nun şeyini yerleştiririz. Ortaya da güzel bir şey çıkar. Bir oyuncak çıkar ama bence planlamaya göre değişir. O. Planlamada nedir hedef? Galatasaray'ın maddi durumu bildiğim kadarıyla iyi. İyi takım kuracaksa Cansu çilek olur. Ama gene böyle 4-5 6. sıralardaysa ben Sude ile devam edebilirdim. Yani farklı oyuncularla devam edebilirdim. Benim telefonu kapattım. Şimdi Radyocum şöyle merhaba. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmak istiyoruz. Bir 3 tane oyunculuk şu an kadroda boş yer var. Onların da biliyorsunuz gelişim takımı var. Başarılılar da. Yani Fenerbahçe'de belki yerli oyuncu takviyesi olabilir mi bilemiyorum. Ama sizin düşünceniz nedir? Sizin Fenerbahçe gelişimden beğendiğiniz oyuncular hangileri? Sizce A takımda artık süre bulmalı gereken? Ben daha önce söyledim Merve Arı'nın kesinlikle ben şahsım adına uzun yıllar emek verdi. Bir tık daha yani daha fazla süre almasını düşünüyorum. Ama gerçek fikrimi söylüyorsanız Merve benim kardeşimdir. Ben onun da orada olmaması taraftarıyım. İyiliği Çünkü için. o da oradan ayrılsın. Oynayabileceği, kendini gösterebileceği bir yere gitsin. Benim düşüncem budur. Tabii ki düşüncem bu. Çünkü önünde bu zamana kadar Melis Gülcanlar, Hülya Çoklar, Melisa Korkmazlar var. Birçok 96-95 doğumlu oyuncular var. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Evet, gerçekten alttan oyuncu yetiştiriliyor ama bir önceki yani birkaç sene öncesine kadar kıyaslarsak
çok fazla yetişmiyor. Çok fazla çıkmıyor oyuncu Fenerbahçe'den. Daha çok çıkıyordu gerçekten. 93, 95, 97'de onlara bakarsak çok ciddi oyuncular var. 98'e dahil. Ama şimdi bir 99, 2000, 2001'lerden neler çıkar ve onlar Fenerbahçe'nin A milli ya A takımında ne kadar süre alırı her zaman benim için soru işareti. O yüzden Fenerbahçe'nin mutlaka gelişim takımını yapılanmasını birazcık daha farklı hale getirmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü şöyle oluyor Evren Hocam, genç takımda bu kız oynuyor, aynı zamanda gelişim takımında oynuyor. Bir sonraki sene genç takım yaşı bitiyor, gelişim takımında oynuyor mu sizce, yoksa gönderiliyor mu? Gönderiliyor. Şimdi ben niye yapayım ki o zaman TKBL'den takım niye kurdum? Ben amacını biliyorum ama oyuncu anlamında ben oyuncu yetiştireceğim noktasında uzun vadeli evet kalsın sonuna kadar da TKBL'de bir gelişim takımı kalsın. Elbet biri çıkar. Bir tane yıldız çıksa şu an 15 yıldır bir tane yıldız adayımız yıldızımız yok. Yani Işıl Albenler vesaireleri Birsel, Nevri onları geçtim. Onların dışında bir tane yıldız diyebileceğimiz oyuncu yok. Bence şahsım adına. Bunu geçenlerde de söyledim. Yani Melih Mahmutoğlu bana göre yıldız değil. Neye göre kıyaslıyorum? Hidayet, Kerem Tunçeri, Ömer Onan bunların arasında şu an Melih Mahmutoğlu koyun çok oynayamaz diğer oyuncular. O yüzden bana göre yıldız değil, yıldız adayı olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda daha iyi olabilir. Bunu da aynısını söylüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin o kısmı biraz daha değişik yapılandırması lazım. Gerçekten oraya gelecek vadeden benim önümüzdeki sene A takımda süre verebileceğin oyuncuları bence gelişim takımında oynatması gerekiyor. Hocam onun Yoksa kendi haricinde yetiştirdiği oyuncuların %30'u gidiyor zaten. Erdem hocam karantina yaramış demiş. Volkan üçüncü size. Teşekkür ederim. O da benim eski takım arkadaşım. Sağ olsun. Rabia kardeşim gelmiş. O da Erdem abim demiş. Ona da selamlar. Aynen. Değerli babasına da selamlar. Kendi babasının ben fanatiyim. Onun videolarını çok seviyorum, Süper. izliyorum. Şimdi Kayseri'de bir hareketlenme var hocam. Yani Saša Kadoyla zaten onlar çok uzun zaman önce konuştular, flörtleştiler ve anlaştılar. Evet. Dün Esra Ural Topuz'la ben bir konuştum. Dedim hani nedir durum? Bir önce konuştuğumuzda bana gelen bir şey yok demişti. Son konuştuğumuzda evet hani bir şeyler belli bir aşamaya gelmiş ama şu an henüz anlaşma yok dedi. Lara Sanders yine şark kurnazlarının yok öyle dediği ama ilgilendikleri Evet. hocadan bir tanesi. Aynen. Bugün tabii bir haber daha düştü Kayseri'de yerel basından. İşte Taşa, Harris ve Kylie Shook'la anlaştılar diye. Melis Gürcan'la işte en azından ilgileniyorlarmış gördüğümüz kadarıyla. Kayseri'de böyle. Çankaya kendi mevcut yabancılarıyla anlaşmıştı. Onun haricinde onlarda bir hareketlenme yok. Çankaya ile ilgili özel bir bilgi vereyim ben. Bunu da nasılsa yalanlarlar. Bahar Çağlar'ın bütçesini menajerine sordular hocam. Yani bu tabii Bahar Çağlar'ı alacaklar demek değil ama Bahar Çağlar'ın Evet. bütçesinin ne olduğunu menajerine sordular. Belli ki biliyorsunuz yabancılardan sadece Avery ile anlaşmamışlardı. Belki de o Aynen. pozisyonu Türk olarak Bahar Çağlar'ı düşünüp belki bir guard daha alabilirler. Ama Barbara Turner'la, Tam White'la anlaştılar. Onun haricinde hocam Orman Spor'la ilgili bir iddia Esra Ural Topuz'un %50 Orman, %50 Kayseri'ye gideceği yönünde ama Orman Spor mevcut kadrosunun hemen hemen tamamını koruyacak ve söylenene kadar şampiyon olacak kadroyu kuruyor söylemleri geliyor. Bu üç takımla ilgili ne dersiniz hocam? Kayseri, Orman ve Çankaya. Öyle sondan başa doğru gidelim. Bence Esra'nın kesinlikle ormana gitmesi taraftarıyım. Yani Ayhan abiyle yani Ayhan Hoca ile ilgili bir sıkıntı değil. Daha önce Kayseri'de oynadı Esra. Bence ormanda daha iyi olabilir. Esra'nın mutlaka var mı bilmiyorum ama mentöre ve özel kondisyonere ihtiyacı var. Kabuğunu kırsın. Ben bu sene Esra'nın çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ve gerekirse de antrenörlerle gerçekten tartışsın. Çünkü Türkiye'de gerçekten uzun anlamında o kadar güçlü, kuvvetli kaç tane oyuncumuz var ki? Yani harcamayalım gerçekten bu oyuncuya bu süreleri verelim. Yoksa olmuyorsa gerçekten tamam deyip farklı bir yol çizelim ama ne yapacak Esra? Yani önümüzdeki sene TKBL'ye mi gelecek? Ya da 2 sene sonra TKBL'ye mi gelecek? O yüzden ben Esra'nın bu sene iyi bir performans sergilemesi için ormana gitmesi taraftarıyım kesinlikle. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Ayhan abinin kafasındaki basketbola uyup uymamasından değil de ormanda daha rahat oynayabileceğini, o sorumluluğu, o özgüveni alabileceğini düşünüyorum. Ormanda farklı başka bir herhalde bir şey yok.
bildiğim kadarıyla. Yani, onlar gene orta halli bir takım kurarlar bence. Sürpriz yaparlar sezonun şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söylüyorlar hocam. Şampiyonluğa aday olacak bir takım kuruyorlarmış inşallah. Açıklarlar diyoruz. İnşallah. Yani inşallah da ben çok bakalım. Yani onu sezon içerisinde görürüz. Kayseri'de de Ayhan abi hayır. Buyurun. Ha, Kayseri'de de Ayhan Hoca'ya hayırlısı olsun. 14. sene sanırım. Maşallah. Gene başarılı olur. Mutlaka Avengers filminin devamı gibi. Ya da Arka Sokaklar gibi diyeyim. Mutlaka hedefine varır. Küme düşmez. Ben şimdiden eminim. Şampiyon olur mu bilmiyorum. Bence Kayseri taraftarının ve Kayseri yönetiminin daha çok Kayseri taraftarını maça çekmesi gerekiyor. O eski güzelliği yaşaması gerekiyor. Ayhan abiyle de Ayhan hocayla da mutlaka o ivme yukarı doğru çıkar. Ve o yukarı doğru çıkan ivmede de her şey olabilir. Çünkü çok tecrübeli bir koç. Ama söylediğiniz isimler önemli isimler. Eğer onları gerçekleştirirse bence ilk dördün ilk beşin içerisinde olabilir. Geçen sene bu seneye kıyasla daha iyi olabilir. Kayseri ile ilgili bir şey unuttum bu arada. Gülse Uğur'un bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. O kalacak. Ayşegül de kalacak. Gülse çok önemli oyuncu. Çok. Kesinlikle. Çok önemli oyuncu. O da kabuğunu kıracak inşallah. Peki hocam İzmit biraz hareketli. Duyuyorsunuz zaten. Bugün de Gülşah Duman'ı aldılar. Onun haricinde yabancı oyuncuları aldılar. Tabii ki. Yani hemen herkes aldı. Aysu Keskin de bu arada İzmit'te görüşüyordu. Muhtemelen son transferden sonra biraz zor olabilir. Onun haricinde Elif Emir Tekin de yine aslına bakarsanız kurcaladıkları işte fiyat sordukları oyunculardan bir tanesiydi ama tabii verdikleri teklif çok düşük kaldı. Şey, Courtney Williams'ı gönderdiler. Sasha Kado biliyorsunuz muhtemelen Kayseri'ye gidecek. Onun haricinde Botaş'ta kurulacak takıma göre galiba Zafer Hoca'nın devam edip etmeyeceği belli olacak hocam. En aslında kritik evet. Yerlerden bir tanesi o. Yani iyi bir takım kurulmasını aynen. istiyor. Yani Bahar Çağlar'la da ilgileniyorlar. Hatta bugün taze haber yine Şark Kurnazları şey yapabilirler ha yok falan diye. Tilbe Şenyürek'le de ilgileniyor hocam. Eğer Galatasaray'dan işte o... Çok mutlu olur. Çok. Yani yuvasına dönebilir Tilbe Şenyürek'te. Yani öyle bir ilgileri var. Tabii Galatasaray'ın teklifini Tilbe kabul ederse dediğim gibi %30 kadar bir indirim istemişler. Yani hem geçen sene Tilbe'den hem Tilbe'den geçen senenin en iyi oyuncusu bence belki de. En iyi oyuncularından bir tanesi. Yani ben onu şaşırdım. İsmi lazım değil. Şimdi Tilbe'nin son senesi, son şansı diye duyduğum zaman ben rüya görüyorum falan zannettim herhalde. Nasıl son şansı olabilir? Yani Tilbe Şenyürek'ten bahsediyoruz. Yani anladım, bu kadar çok kolay harcamayalım yani. Bu ne demek yani? Hani bana göre tamamen saçmalık yani idare edememek bence. Ama Zafer abiye giderse Tilbe ve Bahar bence 10 numara bir transfer olur ve yakın doğudan sonra da bence Zafer abi tekrar bir şaha kalkabilir derim ben yani. Çok güçlü olur bence. Hocam bir de hiç hareketsiz takımlar var. En başta zaten Hatay'dan hiçbir şey şu ana kadar yok. Gelen evet, bir Cansu Köksal duyumu geldi. Bir Gizem Başaran işte şey geldi ama hiçbir şey yok. Elazığ ile ilgili en ufak bir şey duymadım. Hani duyan varsa bizi de aydınlatsın lütfen. Yok yani evet ben de hiç duymadım. Zaten Canik'in yani Canik ile ilgili hiçbir Elazığ şey duymadım. Elazığ bekler gene yani tahmin ediyorum gene Temmuz ortasını bulur bence. Yavaş yavaş bir bakıyor. Hani ya, Mehmet Bey biliyorsunuz Adana Basketbol. Şu an Mehmet aynen. Başkan şöyle bir bakıyordur etrafa. Ne yapıyor, kim ne yapıyor, kim ne ediyor bir bakar. Dedim ya işi çok iyi bilen biri. O yüzden o son anda Mehmet Özkan, Mehmet Hoca da orada. Yani hı-hı. Onlar son dakika şöyle bir kafasını bir dışarı çıkarırlar. Kim ne yaptı, ne etti. Bir bakarlar bence. Onlar gene Temmuz ortasını, Ağustos başı gibi bence belki bulabilir. Çünkü yani onlar hep aynı şeyi yaparlar yani. Bence de doğru bir politika ama tabii ya başından kurarsınız sağlam ya da beklersiniz. Hı-hı. İzmit'te şeyi unuttum bu arada hocam. Kübra Ayrat, Elazığ şimdi deyince aklıma geldi. Kübra Ayrat'ı da aldılar. O çok önemli bir transfer. Ama ben Gizem Yavuz'un sanki artık ayrılma şeyi olarak düşünüyorum bu haberi. Ne dersiniz? Bir şey demeyeyim ya. Orada ben biraz karışık bende. Şimdi bir şey demeyeyim. Peki hocam. Yani ama İzmit söylediğiniz isimler fena değil. Yani o da böyle ciddi bir şeyler yapıyor. Ben o zaman tekrar bir seyirci olarak herhalde bunu söylemeye haddim vardır diye düşünüyorum. Oyunculara tabii ki para yatırmak çok önemli. Güzel takımlar, heyecanlı takımlar kurmak ama o salonda devam edeceksiniz. Lütfen o koltukları yapın. En azından oraya gelen insanlara bir saygınız olsun. Yani o koltuklarda insanı bırakın. Yani gerçekten zorlanıyoruz oturmakta. Lütfen rica ediyorum. Öncelikle basketbol seyircilerine gereken desteği verelim. Ben vereceğinize inanıyorum. Çok değerli insanlar var orada. Ya da salon değişecek en son. İnşallah belki başka salonda oynanır diye düşünüyorum. Aynen, Murat keşke. Başkanımız gelmiş bu arada. Murat Yapıcı Başkanımız. Murat Başkan'a selamlar. Bakalım.
Aşağılarda valla güzel muhabbetler dönüyor. Ben karışmıyorum oralara. Onlar kendi aralarında konuşmaya devam etsinler diyeyim. Ha, doğru. Ben çok fazla şey demiyorum. Bir Esra Oral'ı gördüm ama gene Esra yanlış Ural'la ilgili türe anlaşılmasın. gibi bir şey yazmışlar. Kim yazmış onu da söyleyeyim. Ayıp olmasın kendisine. Sağ olsun. Değer katmış yayınımıza Mehmet Bey. Demiş ki yani o çok doğru. Eşi tabii Kayseri'de ama yani bunca yıldır hep Kayseri'de eşi zaten. Hani yine başka bir ilde olabilir. Yani ormandan çok Olabilir Kayseri'de canım. olabilir mi demiş size. Ya bizde zaten şöyle bir şey var. Eşi de orada olabilir, ailesi de olabilir. Katılıyorum tabii ki ama işler farklı noktalara geldiğinde herkes şunu söyler. Biraz ironik bir durum olacak. Biz bir aileyiz derler. Aile işi yapan insanları da kötülerler. Ben çok bunun yıllardır işin içinden çıkamıyorum yani. Yani biraz farklı bakmak lazım. Yani ister eşi orada olsun, ister başka yerde olsun. Ama Esra'nın ben kesinlikle ormana gitmesi taraftarıyım ve kendine bir sene daha, bu sene özellikle yatırım yapması taraftarıyım. Çünkü o formayı alsın artık yani. O fiziğe ben bir kere yanından geçtim. Dedim ki yani dedim yani hani yani gerçekten oynaması gerekiyor. Bence bu sene kesin mentor ve kondisyonerle çalışması lazım. Çalışıyorsa da ya değiştirsin ya da gerçekten daha iyi bir mentorlarla ya da daha iyi farklı bir program yapsın. Ama ben ormana gitmesi taraftarıyım. Kayseri'de inşallah orada da kabuğunu kırar. Hocam aslında TKBL ile ilgili yukarıdan aşağı gelirsek emlak konutla ilgili bir harika eldaş duydum. Yani çok ciddi şekilde geçiyor. Harika eldaşın zaten talebinde de var. Ama yani emlak ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Onun Belli haricinde oldu mu? Peki benim bildiğim işte onu bekliyorlar kadarıyla zaten hocam. Onu bekliyorlar. onu bekliyorlar. Onu bekliyorlar. Tamam, yok ya ben şey zannettim hani Nesibe ve sadece Nesibe çıkacak o zaman. Anladığım kadarıyla. Hocam şimdi sabah Nesibe hemen çıkmıştı. Ceyhan da çıkmıştı. Öğleden sonra Sabah. kim çıkacak belli değildi. Akşama doğru kimse çıkmıyor ya kim çıkacak dedi oldu. Biliyorsunuz biraz çorba işler. O yüzden ben artık bir Evet. şey söyleyemiyorum. Yani. Başından beri böyle o çıkacak bu çıkacak diyenler var ama yani bir Anladım. anda ve şu an ben net olarak biliyorum ki birçok TKBL'de özellikle kulüp şu an satacak adam arıyor. Yani bir anda patır Evet. patır patır insanlar kulüpleri kapatabilirler. Çok işlerin rengi değişebilir. Bence kimse de şu an ezbere konuşamaz diye düşünüyorum. Aynen. TKBL demeyiz. Evet abi Albedo TKBL hakkında bir dönüş var mı? TBF'den sizin talebiniz vardı ama yani artık zaten canı isteyen talepte bulunduğu için o işinde biraz Yani cılkı çıktı galiba değil bugün dönmüşler. Bugün dönmüşler. Biraz da onun hani mi? başkan söyledi. Mutlaka menajerimizin de haberi vardır. Yani biraz beklenecek tabii ama hani benim tabii ki biraz görüşüm farklı. Ben biraz da ben bekleyeceğim ama bir duruma göre bakacağız, değerlendireceğiz yani. Şu an Hocam sadece bir tane kulüp var söylemiştim. Onunla aynen. da sağ olsunlar ilgileniyorlar. O yüzden Sizde bir tane onları hocam. biraz at. Pusuda 3 tane var ben biliyorum. Bana soruyorlar merak Yo, etmeyin. Sizin bildiğiniz bir tane. estağfurullah. Yani olursa Pusuda da 3 ne tane daha ala? var temiz ben biliyorum yani. Bana soruyorlar çünkü Aynen, sürekli. aynen, aynen. Yani Sakarya yükselişten var hocam konuşalım mı? İki tane transferi. Hilal Bayraktar'la Ceren Ciğerci var. Yani açıklanmadı ama çok yakın olduklarını öğrendik. Herhalde onlar da gençlere yatırım yapacaklar. Bu sene öyle bir yeni yapılanma mı olacak artık bilmiyorum. Yani Yeni bir sponsorlar çıkacaklar. Hilal adına mutlu oldum tabii ki. Sonuçta demin o üçgeni söylemiştim biliyorsunuz takım Evet. hedefi diye. Bununla ilgili hedef doğrultusunda transferler yapılabilir ya da ilk görüşte bakılır sonra başka transferler yapılır ama Hilal'in hayırlısı olsun tabii ki ama sonuçta antrenör belli mi Sakarya'da bilmiyorum ama eğer Kerem Aşıcı herhalde devam ediyorsa bilmiyorum. Mutlaka Toplantıya da onları katılmış zaten galiba bugün hocam. alt Toplantı, federasyon yapıdan toplantısında takip. bir nokta katılmış galiba. Tabii Hilal'i takip ediyorlardır. Ben bir sene çalıştım. Ben Hilal'den çok memnun olan bir oyuncuyum. O özgüveni programda da söyledi. Ben evet yani en sevdiğim şey o özgüveni vermek ama tabii ki TKBL'ye hazır mı? Belki insanlar diyecek ki hocam Beşiktaş'ın A takımında oynadı ama şu algıyı da kıralım. Yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fener'e giden oyuncunun o seneki o işe bakış açısıyla bunu kimse yanlış anlamasın. TKBL ya da KBBL'ye giden oyuncunun işe bakış açısı farklıdır. TKBL bambaşka bir yerdir. Her zaman söylüyorum farklı bir dili vardır. Gerek saha içi gerek saha dışında her şeye hazır olmak zorundasınız. Eğer birinci gard olacaksa benim için, benim şahsi açısından yanlış. Ama yine söylüyorum hani takımın hedefi doğrultusunda mutlaka iyi bir gardın arkasında olması ya da 1-2 numara oynayan bir oyuncuyu o an 2 numaraya çekip Hilal'i de orada destekleyebilirse
diğer forvet, iki numara. Olabilir ama ben birazcık daha erken olduğunu düşünüyorum. En azından eğer hani Hilal'e bu oyuncuya al bu takımı sırtla. Çünkü TKBL'deki çoğu kulüpte şöyle bir şey var. Sayı atacak, kesinlikle sayı atacak bir oynayacak, oynatacak, sesini çıkartmayacak, işini yapacak. Yani bu 5-6 tane özellik var olması gereken oyuncuda. Bunu ne kadar kaldırabilir? Biz 2000-2001 doğumlu bir kızın omuzlarına bunu ne kadar fazla verirsek biraz ters tepeceğini düşünüyorum. Ama Hilal akıllı bir kız. En azından şöyle bir kenara çekilip ben nerede hata yapabiliyorum, nerede yanlış yapabiliyorum diyebilen bir kız. Ama hayırlısı olsun. TKBL'de oynamak çok istiyordu. Takımın hedefi doğrultusunda da gençlerle oynamak varsa ya da farklı bir şeyler varsa bilemem ama Ocak ayından sonra onun önüne iki tane iyi oyuncu gelirse Hilal'i bence o konuda biraz kaybederiz gibi geliyor ama Kerem Aşıcı oradaysa o belki gerekeni yapar diye düşünüyorum ama hayırlısı olsun bir şey söyleyemem. İnşallah boş yani bir sadece tecrübe kazanmak amaçlı bir sezon yaşamasıyla. Celen'i diğerini Ceren Ciğerci ayağını kırdı geçen evet, sene. Yani bir sezon yaşadı. O da aynı. Yani sonuçta İstanbul gücü sonra Sakarya oldu. Sonuçta yıllardır orada gerçekten bir şekilde var olan kulüpler. Yalova gibi, Urla gibi gerçekten yıllardır varlar. Yani evet gençlere yatırım yapalım ama inşallah doğru hedef doğrultusunda planlamalar yapılmıştır. Yoksa yani kaybederiz. Ben burada oyuncu oynatırım sonuna kadar. O özgüveni veririm Canan'a karşı. Ben gerekeni yaparım. O tecrübeye sahibim. Ama sadece Kerem Aşıcı da o tecrübeye sahip bile olsa o üçgenin tepesindeki hedefle doğru orantılı olması lazım. Hani 4 gün sonra tamam kızım çekil kenara daha iyi bir ablan geldi. Olursa biraz sıkıntı olur. Onun açısından yani üzülür. Çünkü çok duygusal ama asla pes etmeyen bir kız tabii. İnşallah onun için hayırlısı olmuştur. Yani menajeri kim bilmiyorum ama herhalde Yiğit düşünmüştür Berk her şeyi. Yiğit Berk galiba hocam. Evet doğru. Yiğit Berk evet. Çıktı ama hayırlısı olsun onun adına. İnşallah doğru düşünmüştür. Doğru ama karar vermiştir. O dediğiniz ablalar kutuda beklediği için zaten hocam gençlerin yerini almak için. Doğru söylüyorsunuz. Peki. O olmasın yani. Kız zaten duygusal bir kız Hilal. Yani başaramadığı zamanlarda hırs yapar ama belli bir yerden sonra da sıkıntı yaşayabilir. Ama Kerem Hoca onu tanıyor. Umarım faydalı olur. Yani yoksa yeteneksiz bir kız değil ama güçlü, yani gücünü sağlaması lazım, kuvvetli olması lazım. En büyük sıkıntısı bence bu ikisi. Buna dikkat etmesi lazım. Yoksa Yağmur gibi, bizim takımımızdaki Albedo'daki Nazlı gibi adam eksiltebilen, hızlı, çabuk bu eksikleri hızıyla, çabukluğuyla, tecrübesiyle kapatabilen bir oyuncu durumunda değil şu an. Ama inşallah o gücünü, kuvvetini sağlarsa hem oynayıp hem oynatacak hem de skor atacak. Yani sayı atacak. Ama sanırsam yani Kerem Hoca biliyordur mutlaka iyi bir oyuncunun arkasında olsun inşallah. Belki Güneş diye bir kız var, kızımız var. Güneş Deniz. Yani onun arkasında oynarsa evet tamam. Ama tabii Hilal yetinmeyen bir kız. Yani hep aç. O yüzden sürelerde ne kadar fayda sağlayabilir bilmiyorum. Ocak ayında da başka takıma gitmez inşallah. Hocam birinci saatte oluyor. Kapatıp tekrar açalım mı? Olur tabii ki. Siz kaydederseniz rica edeceğim. Bitir mi diyorum ben bilmediğim için. Yayını bitireceksiniz. IG TV'de olarak paylaş gibi bir şey çıkıyor bir ibare. Ona basarsanız sizin ekranınıza atıyor. Videoyu bitir diyor şu an. Tamam.